Azərbaycanlı tarixçi alim Boran Əziz 12 noyabrı İstanbulda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adının Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrildiyi günü Türk dünyasında bayram günü kimi qeyd olunmasını təklif edib. Təklifə bir sıra Türk ölkələrindən reaksiya gəlib. 2009 3 Ekim tarihinde Nahçıvan'da düzenlenen Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanlarının zirvesinde Türk Konseyi'nin kurulması ile ilgili tarihi karar almıştır. O andan itibaren Türk dünyasında 3 Ekim tarihi Türk Birliği günü olarak kutlanmaktadır. Ancak 12 Kasım 2021'de İstanbul zirvesinde çok daha büyük, çok önemli tarihi karar alınarak Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştur. Bununla ilgili bundan sonra Türk Birliği günü olarak 12 Kasım tarihinin kutlanması uzmanlar tarafından da tartışılmaktadır. Türk dünyasının birliği sloganlarla, popülizm ile değil, işlerle, ülkelerin birbirlerini dinlemesiyle, ülkelerin birbirlerinin çıkarlarını öne sürmesiyle devam edecektir. Hesap edirəm ki, eğer yeni bir mərhələ olarak ki Türk Dövlətləri Təşkilatı yarandı, həmin günündə təsis olunduğu günü, yəni 12 noyabrı eyni oxşar şəkildə biz önəmli gün və yaxud da bir bayram kimi qeyd edəcəyiksə, o zaman 3 oktyabr məsələsində baxmalıyıq. Çünki bunlar hamısı bir-birini təkrarlayan qurumlardır və indi hal-hazırda yaranan təşkilat da həmin Türk Konseyinin varisidir. Bu mənada hesab edirəm ki, bu ikisindən biri seçilməlidir. Ola bilsin ki, sabah da bir ildən, beş ildən sonra daha böyük formatda və yeni bir adla bu təşkilat təkmilləşə bilər. O zaman da belə bir fikir səslənə bilər ki, bu yeni tarix qəbul olunsun. Türk Devletleri Teşkilatının 12 Kasım'da İstanbul'da yaptığı toplantıyla birlikte bu adla anılıyor olmasının hem tarihsel hem siyasal anlamda çok önemli bir yeri vardır. Çünkü uzun yıllar süren Türk dünyasının başka milletlerin tahakkümü altındaki alanlarda yürüttüğü kültürel asimilasyon politikalarının sonucunda Türk adı tarihten silinmeye, daha doğrusu hafızalarda unutulmaya yönelik faaliyetlerin olduğunu, çalışmaların olduğunu biliyoruz.